İstanbul Kart, Bursa Kart, Ankara Kart ve İzmir'im Kart almak isteyen engelliler için ilk başvuru, yenileme ve kayıp ücretlerine bakacağız güncel olarak. Güncel olarak bu ücretler nelerdir? Onlara birlikte bakacağız. Ama önce sizlerden bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. O zaman videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Enis. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda İstanbul Kart, Bursa Kart, İzmir'in Kart ve Ankara Kart almak isteyen engellilerin ilk başvuru, yenileme ve kayıp ücretleri hakkında bilgiler vereceğiz. Güncel ücretlere bakacağız. Dilerseniz ilk önce İstanbul'dan başlayalım. Şimdi İstanbul Kart'ta 3 tane ücretsiz kart tipi var. Biz birinci aşamadayız. Yani 65 yaş kart, belediye zabıta kartı, anne kart, engelli kart, EHS kartı, basın mensubu kartı, devlet sporcu kartı, sağlık çalışanı kartı. Şimdi biz bu kategoriye giriyoruz. İlk başvuru yaptığımızda 60 lira ücret ödüyoruz. Biliyorsunuz engelli kartlarında, ücretsiz kartlarında vizeleme yoktur. Yani otomatik olarak İstanbul Kart uygulamasından yapamıyorsunuz. Yenileme ücreti var. Yenileme ücreti 60 lira. Yani buradaki bilgilere göre İstanbul Kart'ın resmi sitesinde bu şekilde yazıyor. Kartınızı kaybederseniz de kayıp ücreti 60 liradır. Tekrar edeyim. İstanbul Kart ücretsiz kartını kullanmak isteyen engelliler ilk başvuru ücreti 60 lira ödeyecekler. Her sene yenileme yapıyorsunuz. Her sene yenilediğinizde 60 lira ödeyeceksiniz. Mesela bu sene için. Her sene belki fiyatlar değişebilir. Çünkü değişebiliyor. Kartınız kayboldu. Gidip yenilemek istiyorsunuz. O zaman yine 60 lira ödeyeceksiniz. Bilginiz olsun. Şimdi de Bursa Kart'a bakalım. Bursa Kart fiyat tablosu diyor. Yine burada da ücretsiz kartlar birinci grup. Engelli refakatçisi, sahil güvenlik, harcıra, basın, fahri denetçi. İlk satın alma bedeli 60 lira. Yıllık yenileme bedeli 35 lira. Kayıp kart bedeli 25 lira. Yani Bursa Kart almak isteyen arkadaşlar ilk başvurularında 60 lira ödeyecekler. Yıllık olarak mesela seneye yenilemek istediklerinde tabii ki seneye ücret ne olur onu bilemem. Bu seneye göre bakarsak 35 lira ödeyeceksiniz. Ama kartınız kayboldu gidip yenisini çıkartacaksınız. 25 lira ödeyeceksiniz. Bursa Kart için fiyat bu şekilde. Şimdi de Ankara Kart'a bakalım. Ankara Kart biniş ücretleri, Ankara Kart ulaşım, kart vize ücretleri. Kart ve vize ücretlerine bakalım. Şimdi Ankara Kart ücretleri. Öğrenci 18, öğretmen 88, 61, 64 yaş 138, 65 yaş 18, engelli ve refakatçi olanlar 18 lira ödeyecekler. Burada kart ücreti de 18 lira galiba. Vizeleme, yenileme ücreti de yine 18 lira Ankara'da. Ankara'da kullanmak isteyen engelliler Ankara Kart'a başvurmak istediklerinde 18 lira ödeyecekler. Yine yenileme yapmak istediklerinde de 18 lira ödeyecekler. Ama kayıp ücreti de 36 liradır arkadaşlar. Ankara'da olan arkadaşlarımızın bilgisine. Şimdi de İzmir'im Kart'a bakalım. İzmir'im Kart engelli refakatçi İzmir'im Kart'ı. Kart ücretine direkt bakacağız. İlk müracaat İzmir'de ücretsiz arkadaşlar. İlk müracaatınızı yaptığınızda kart ücreti ödemiyorsunuz ama kart yenileme bedeli veya kayıp veya yıpranma bedeli olarak 40 lira ödeyeceksiniz. İzmir'de olan arkadaşlar ilk müracaatları ücretsiz ama kartınız kayboldu, kartınızı yenileyeceksiniz veya kartınız yıprandı 40 lira ücret ödeyeceksiniz bu şekilde. Diyelim ilk defa karta başvuru yapacaksınız ama nasıl başvuracağınızı bilmiyorsunuz. Daha önce sizlere İstanbul Kart, Bursa Kart ve Batman kartlarına nasıl başvuru yapacağınızı göstermiştim o videolarda. O videolar yukarıdaki kartlarda görebilirsiniz. Onun dışında bunların yine başvuru şartları yine aynı arkadaşlar. Yine yanınızda bir tane fotoğraf olacak. Kimlik kartınız olacak. %40 veya üzerinde engelli sağlık kurulu raporunuz olması gerekiyor. %40 veya üzerinde. Siz bu belgelerle beraber gideceksiniz işte başvuru merkezine.
İşte sizin bölgenizde belediyenizin resmi sayfasından bakın. Hani mesela İzmir'in kartın sayfasından, işte Ankara kartın, işte Bursa kartın, İstanbul kartın sitesinden bakın, başvuru noktaları var. Satış noktaları, başvuru noktaları. Ama siz başvuru noktalarında yapacaksınız. Bilet dolum noktalarına bakmayacaksınız. Bunların başvuru noktaları vardı. Mesela Kadıköy'de olanlar İstanbul'da Kadıköy Rıhtım'ın orada gidip başvuru yapabilirler. Ya da Taksim'de veya meydanlarda işte bu kart başvuru merkezleri oluyor. Oralara gidip yapabilirsiniz. Gideceksiniz, belgenizi teslim edeceksiniz. Kart ücretinizi de verdikten sonra işte o anda size kartını teslim edecektir görevli kişi. Yani kartınızı teslim edecektir. Ve siz de kartınızı rahatça kullanabilirsiniz. İşte tabii ki orada hangi araçlarda geçerliyse onun önceden sitesinden bakınız arkadaşlar. Böylelikle siz de ücretsiz bir şekilde refakatçınızla beraber, ama refakatçınızın da bundan faydalanması için raporunuzun %50 veya üzeri ağır engelli olması gerekiyor ki o da refakatçınız olarak kayıtlıysa o da başvurabilir refakatçi almak için. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, videomuz bu şekilde arkadaşlar. Ben de size güncel bu fiyat çizelgesini paylaşmak istedim. İlk başvuru, işte kart yenileme ve kayıp ücretleri bu şekilde. Siz de ben bunların sayfalarını sizlerle paylaşacağım. Açıklama ve yorum kısmında siz de güncel olarak bakabilirsiniz. Hem fiyatlara bakarsınız, hem başvuru şartları nelerdir, nelere dikkat etmelisiniz, onlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu çevrenizde bu bilgilerden haberi olmayan arkadaşlarla paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğenirseniz, bana destek verirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.